Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Instagram'a yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim. Şu anda çok yeni Instagram Reels özelliği. Bu özellik ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Kısaca hızlı bir şekilde sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle Instagram'ımızı açıyoruz. Buradan kamera yerine basalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada canlı, hikaye ve Reels seçenekleri var. 3 tane seçenek görülmekte. Şu anda ben arka kamerayı açtım bu arada. Şimdi buradan canlı kısmını zaten sürekli kullanıyoruz. Hikaye kısmını da kullanıyoruz. Ve Reels kısmı, yeni gelen kısım burası. Videolar kaydedip düzenli ve bunları herkesin keşfedebileceği bir yer olan Keşfette Paylaş diyor. Yani bir nevi TikTok tarzı bir program. Şimdi başla diyelim. Bu arada bu program eğer gelmiyorsa, burada sadece canlı ve hikaye kısmı varsa, ki benim ilk başta öyleydi, hemen Play Store'a veya iOS'taki yine Apple Store'a giriyorsunuz. Oradan güncellemenizi yapmanız gerekiyor. Instagram'ın kendi uygulamasını. Yoksa gelmiyor. Şimdi geldik buraya, Reels kısmına. İlk başta gördüğünüz gibi bir nota işareti var. Buna tıkladığımız zaman karşımıza bazı müzikler gelecektir. Şu anda şu şekilde bir göz gezdirelim. Görürsünüz zaten. Buradan daha sonrasında eğer ki siz bir müzik aramak istiyorsunuz, yine buradan da göz at kısmından da bakabilirsiniz. Şu şekilde bölümlenmiş şekilde. Ve müziklerde ara kısmına da burada istediğiniz bir müziği de buraya yazabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Daha sonrasında hemen bir alt kısmında gördüğünüz gibi bir 3x, 5x gibi, 1x gibi rakamlar var. Bu rakamlar ne anlama geliyor? Bunlar sizin videonuzu hızlandırmaya veya yavaşlatmaya yarıyor. Şu anda normal olarak yaptığımız zaman 1x olarak görülmekte. Fakat orada daha sonrasında 2x ve 3x, sağ tarafa gidenler hızlandırma, sol tarafa gidenler nokta 3x, nokta 5x yazanlar, sol tarafa gidenler ise onlar da yavaşlatma işlemini yapmakta. Hemen bir altına geliyoruz. Şöyle de göstermiş olalım hız kısmını. Bu şekilde. Ortada tutarsanız herhangi bir şekilde hızlandırma, yavaşlandırma olmaz. Diğer bir seçenek ise efektler kısmı. Şurada gördüğünüz gibi. Efektlere tıkladığımız zaman şurada sağ tarafta çeşitli efektler karşımıza gelecektir. Şu an arka kameradan ben size görmeniz açısından farklı efektleri gösteriyorum. Bunun yüz kısmında yaparsanız tabii ki daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Bakın şu şekilde. Ve üzerine tıkladığımız zaman da farklı seçenekler çıkıyor. Bakın. Mesela şuna gelelim tekrardan. Tıkladık. Burada bir takım özellikler hizalayabiliyorsunuz. Bakın burada. Daha sonrasında zamanlama ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan yapacağız bunları. Biz tekrar efektler kısmına geri dönelim. Efektlere geldik. Daha sonrasında evet, şu şekilde görüyorsunuz. Efektin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Dediğim gibi bunun yüz kısmında yaparsanız daha da farklı sonuçlar alacaksınız. Bakın şu şekilde göstereyim. Bu çiçeğe de uygun bir efekt var burada. Onu göstermek istiyorum özellikle. Yani her şeyle kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi çok ciddi değişiklikler meydana geliyor. Burada da yine tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Birçok efekt var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Evet, değişik efektler gelmeye başladı. Bakın evet, mesela bu çok değişik bir efekt oldu. Evet, aradığım efekt buydu. Bakın her şeye uygun bir efekt var. Şu şekilde yaptığınız zaman normal bir çiçeği şu anda alt tarafını komple sanki suyun içindeymiş gibi hareketli bir şekilde gösterebiliyoruz. Buradan da videonun hızını ayarlayabiliyoruz. Nasıl çekeceğimize dair. Mesela şu an biraz hızlı ayarladık. Daha sonrasında alt taraftan diyelim ki biz bunu yaklaşık şöyle 10 saniye ayarladık. 10 saniye boyunca çeksin istedik. Daha sonra efekt kısmına geldik. Şöyle sonlardaydı sanırım. Evet, tekrardan gelelim o efekte. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz ona bakacağım. Evet, şu şekilde. Daha sonrasında buraya tıkladığım anda 3-2-1 şeklinde 10 saniye boyunca şu an hiçbir yere dokunmuyorum.
kendiliğinden kayıt yapıyor. Ben bunu hareketli bir şekilde de şu şekilde de oynayabiliyorum. Normal sabit duran bir çiçek. Fakat istediğiniz gibi görsel ayarlayabiliyorsunuz. Bakın çok farklı sonuçlar elde edebilirsiniz bununla ilgili. Ve bütün efektlerde de kendine has değişik özellikler var. Bunları da yaparak göreceksiniz. Şu an videomuz hazır vaziyette. Videoya geldiğimiz zaman bakın bunu istersek kırpabiliyoruz. Bakın burada bir makas işareti var. Hemen yüklensin göstereceğim zaten şu şekilde. Video yüklenirken de en üst taraftan kırmızı çizgiyi de görüyorsunuz. Bakın. Evet çıktık şimdi oradan. Tekrardan şöyle makaslarsak bu kısmı. Bakın istediğimiz gibi yine mesela ben bu arayı kesmek istiyorum. Bu şekilde de kes diye sağ tarafta tıkladığınız zaman kesecektir orayı. Şu anda ben geri çıkıyorum. Evet klibi siliyoruz. Daha sonrasında zamanlamayı anlatmıştık size. Buradan saniyesini kendiniz ayarlıyorsunuz. En fazla 15 saniye var. Siz bunu istediğiniz şekilde düşürebilirsiniz. Bir alta geldiğim zaman hizala modu var. Bu ne işe yarıyor? Bu hizala modu bakın şu anda en son görüntüyü kaydetti. Gölgeli bir şekilde durmakta. Yani böyle TikTok videosu çekerken sürekli yüz değiştirme için falan çok ciddi manada kullanılır. Tam yüzünüzü oraya oturtturup efektler kısmından da farklı bir efekt uyguladığınız anda çeşitli suratlarla bu şekilde yapabilirsiniz. Bu sağ tarafa geldiğinde ise neler çıkıyor? Bakın gördüğünüz gibi kaydettiğimiz kısım meydana geliyor. Bu şu üst taraftaki ok işaretinden de indirebilirsiniz buradan. Şuraya tıkladığımız zaman işlem sürüyor şeklinde. Daha sonrasında silelim biz bunu düzenlemesini. Şuradan da çıkalım. Ve bunu da silelim. Ve sol tarafta ayarlar kısmı var. Bir de ona bakalım. Videomuzu bitirelim. Ayarlar kısmına girelim. Evet ayarlara tıkladığımız zaman bir takım özellikler bize sunuyor. Bakın burada hikayeyi gizle kısmı var ilk başta. Daha sonrasında yakın arkadaşlar olarak seçin diyor. Mesaj yanıtlarınıza izin verin. Hikaye kaydetme paylaşım olarak ayrı ayrı burada ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Kaydetme olayını isterseniz buradan otomatik olarak da galeride kaydet şeklinde, galeriye kaydet şeklinde yapabilirsiniz. O zaman bütün çektiğiniz videolar oraya kayıt olmuş olur. Hikayeni Facebook'ta paylaş diyor. Facebook ile Instagram'ı birbirine bağladığınız zaman burada paylaşım yapınca direkt otomatik olarak oradaki hikayede de yapacaktır. Onu da söylemiş olalım. Saniyesini böyle basılı tutarak kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yukarıda görüyorsunuz. Kırmızı şeridi görüyorsunuz. Bıraktığım anda kalıyor. Tekrar 3. videoya geçtim. Bakın farklı farklı videolar çekebiliyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane video çektim. Gördüğünüz gibi. Ve 4'ü de birbiriyle birleşmiş vaziyette. Alt tarafta da görüyorsunuz zaten. Nasıl çekildiğine dair. Şu sağ tarafa oka bastığınız zaman da bununla ilgili gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Daha sonrasında Reels, hikayeler, keşfet de Reels'da paylaş ve akışta paylaş seçenekleri burada mevcut. Bunları da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz akışta paylaştığınız zaman bu sürekli kalıcı olacaktır. Hikayeler kısmında paylaştığınız zaman ise 24 saat içerisinde kaybolacaktır. Bir de Reels kısmı var. Reels'ta birazcık TikTok'taki kısım gibi keşfete düşme durumu. Orada paylaşıyorsunuz. Orada kalıcı olarak durmuş oluyor. Burada da en alt tarafta da paylaş dediğimizde paylaşılmış oluyor. Veya biz bunu şu an paylaşmak istemiyoruz. Taslak olarak kaydedilmesini istiyorsak, daha sonra işlem yapacaksak alttaki taslak olarak kaydet seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa, onlar da abone olabilirlerse çok sevinirim.